Değerli arkadaşlar merhaba. Videomuzun bu bölümünde de uzaktan eğitim kavramları üzerinde duracağız. Şimdi ekranımıza birbirinden farklı iki tane karşılaştırmamız için resim getiriyoruz. Bu resimlere dikkat ettiğiniz zaman sol taraftaki resimde bir öğrencimiz sınıf ortamında arka sırada oturuyor. Sağ taraftaki resimde de bir öğrencimiz dağ başında, elindeki laptopla internet vasıtasıyla ...bir yerlere iletişim sağlamaya çalışıyor. Şimdi soldaki öğrenciyi düşündüğünüzde... ...sınıf ortamında olmasına rağmen... ...Havai adalarında hayal kuruyor soldaki öğrencimiz. Ama sağdaki öğrencimiz ise... ...hocasına bir rapor gönderiyor internet vesilesiyle. Diyor ki önceki hafta grup olarak hazırlamış olduğumuz raporda... ...bu söylediklerinizden farklı bir sonuç çıktı diyor. Dolayısıyla bu cümleyi analiz ettiğimizde... ...bu öğrencinin bir grup çalışması yaptığını ve bu çalışmanın neticesini bir rapor olarak sunduğunu ve hocanın söyledikleriyle kendi yapmış oldukları rapor arasındaki farklı sonuçları bir araya getirerek hocaya sunmaya çalışıyor. Dolayısıyla sağdaki öğrencinin kendisinin mekan olarak uzakta olmasına rağmen daha çok dersin içerisinde daha çok dersin işin içerisinde olduğunu görüyoruz. Evet uzaktan eğitim nedir? Öğrenme ve öğretme sürecinde kaynak ve alıcının farklı ortamlarda olduğu, alıcıya yer, zaman ve mekan bakımından bireysellik, esneklik ve bağımsızlık olanağı sunan sistematik bir öğretim sürecidir. İkinci tanım olarak da eğitici ve öğrenenin farklı yerlerde olduğu, istenilen zamanda öğrenme ve öğretme faaliyetlerinin bilgi ve iletişim teknolojileri aracılığıyla gerçekleştiği bir sistem olarak nitelendirilir. Şimdi uzaktan eğitim modellerinde arkadaşlar eş zamanlı ve farklı farklı zamanlı olmak üzere iki tane tipten bahsediyoruz. Yani senkron ve asenkron modeller. Şimdi senkron modeller içerisinde aynı zaman aynı yerde gerçekleştirilen e, eğitimler var. Bunlar nedir? E, şu ana kadar aslında yakından eğitimde ya da okul ortamında yapmış olduğumuz eğitimlerdir. Bu eğitimler içerisinde tahta, tepegöz veya bilgisayar sistemleri gibi e, sistemleri kullanıyoruz. İkinci Senkron eğitim de aynı zaman farklı yerde olan eğitim sistemidir. Aslında bu da uzaktan eğitimin tam bahsettiğimiz kısmıdır. Burada da internet kullanılır, uydu yayını kullanılır, sohbet kullanılır veya yeni nesil Zoom programı gibi programlar kullanılır. Yani tamamen bahsetmiş olduğumuz uzaktan eğitim modelidir. Aynı zaman olacak farklı yer olacak. Üçüncü uzaktan eğitim modeli de farklı zaman ve aynı yerde olan şeyler modeldir. Çoklu ortam uygulamaları veya CD-ROM veya DVD vasıtasıyla öğrencilerin bir şekilde eğitimden faydalanmaları, faydalandıkları bir bölüm oluyor bu da. Bir de farklı zaman farklı yer dediğimiz yani kişiler yani öğreten kişiyle öğrenen kişiler farklı zamanda ve farklı yerlerde mesela bir internet ortamındaki forum sitelerinde veya bir WhatsApp grubu da olabilir veya bir tartışma listesi gibi gruplarda veya e-posta vesilesiyle birbirleriyle eğitim sağlamış oluyorlar. Evet şimdi geleneksel, senkron, asenkron modeller arasındaki farklar nelerdir? Benzerlikler nelerdir? Onlar üzerine duralım. Şimdi geleneksel modelde imkanlar yani olanaklar dediğimiz şeyler biliyorsunuz şu ana kadar sınıflar, tahtalar, projeksiyon sistemleri, laboratuvar, kitaplar olarak geçiyordu. Senkron model dediğimiz eş zamanlı yapılan eğitimlerde de yine sınıflar var, bilgisayar ekranı görüntüleri var, mesela Zoom gibi programlar var, internet var, kitaplar var. Asenkron yani farklı zaman dilimlerinde e, olan eğitimlerde de her bilgisayarda bir öğrenci var, medya iletim var, ders yönetim yazılım var, internet var, kitaplar var gibi gibi. Bunlar imkanlar. Öğrenciler e, nasıl değişiyor bu sistemde? Geleneksel modelde bir defa tam zamanlı olması gerekiyordu öğrencilerin ya da normal zamanlı çeşitli öğrenme becerileri vardı. Senkron modelde ise uzaktan eğitim modelinde ise tam zamanlı olmasına gerek yok. Yarı zamanlı olabilir, sıra dışı olabilir, güdülenmiş ve odaklanmış olması yeterli geliyor. Asenkron modelde ise yarı zamanlı, sıra dışı, e, bağımsız öğrenen öğrenci modelleri var. Evet acil durum uzaktan öğretimi biliyorsunuz salgın döneminde e, ülkemiz hızlı bir şekilde uzaktan öğretim modeline geçti. Şimdi bu dönemde tabi hızlı bir şekilde geçince bazı sıkıntılar ortaya çıktı. Bunlardan bazıları altyapı eksikliklerinden kaynaklandı veya kurumların hizmetlerine yaşanan kesintilerden yani internet kesintilerinden kaynaklandı ya da ee, ...öğretim elemanlarının yani bu işi yapan öğretecek kişilerin çevri, çevrim içi ortamlarda ders anlatma becerilerinin eksikliğinden kaynaklandı. Ee, Birçok öğrencinin bağımsız çalışma, öz düzenleme gibi uzaktan öğretim ortamları için önemli becerilere sahip olmamaları da bu işi olumsuz yönde etkiledi. Evet, acil durum uygulamalarının öğretim teknolojiler açısından bir teknoloji geçiş kabul sürecine dönüşmesi... Ülkelerin dijital öğrenme çözümlerinin potansiyeli, birçok öğretmen ve öğrencinin daha önce hiç kullanamadıkları öğrenme-öğretme araçlarını kullanması, yeni tecrübeler ve beceriler kazanma, öğrencilere daha fazla özellik sağlayan müdahaleler için yeni çözümler sağlamış oldu. Evet, uzaktan öğretimin bileşenleri var. Bir defa öğretim dediğimiz kavram öğretmenle öğrenci arasında oluyor biliyorsunuz. Ama bu öğretmen ve öğrenci arasındaki şeyi iletişimi etkileşimi etkileyen şeylerden bir tanesi içeriktir, diğeri de etkinliktir. Öğretmen sunar, hazırlar, içeriği sunar, hazırlar. Öğrenci bu içeriği izler, okur, dinler, değerlendirir, doldurur ve çalışır. Eğer etkinlik olarak düşünecek olursak, öğretmen önce etkinliği tasarlar, değerlendirir. ...ve dönüt verir. Yine dönüş yapılar yapılacak bir etkinlikse dönüt verir. Ee, öğrenci de bu etkinliğe katılır, uygular, cevaplar, araştırır, raporlar ve hazırlanır. Uzaktan öğretimde öğretmenin rolü var arkadaşlar. Bunlar tabii ki idari roller var. Sistemler, etik ve hukuki konular, kişisel roller var. Yani bir öğretmenin kişisel nitelikleri ve yetenekleri bu işte önemli... Teknolojik roller var. Teknolojik bilgi ve yeterlilikleri bu işte önemli. Öğretim tasarımı ro rolleri var. Öğretim tasarımı süreçleri, bilgi ve becerileri. Pedagojik roller, öğretim süreçleri, bilgi ve yetenekler. Değerlendirme rolleri, öğrencilerin öğrenme ve yeteneklerini değerlendirme. Sosyal süreçler ve varlık, sosyal yeterlilikler olarak rolleri ayırabiliriz. Uzaktan öğretim ve etkileşim Biliyorsunuz etkileşim birbirini karşılıklı etkileme sürecidir. Etkileşim öğrenci ve öğretmen arasındaki sınıf tab tabanlı diyaloglar olarak da tanımlanıyor. Etkileşim öğrenenlerin bir öğrenme ortamında kurs içeriği, diğer öğrenenler, eğitimciler ve teknolojik araç gereçlerle kurmuş olduğu ilişkidir diye söyleyebiliriz. Evet uzaktan eğitimde etkileşimde öğretmen öğrenci öğrenci etkileşimde arkadaşlar içerik ve arayüz önemlidir. Etkileşim süresinde öğrenci ve öğretmen eylemleri, şimdi öğrenciye düşen görevler izleme, yapma, yazma, soru sorma, cevap verme, karşılaştırma, eşleştirme, paylaşma, üretme, yorum yapma ve tartışma olarak değerlendirilirken, öğretmene düşen eylemlerde materyal hazırlama, materyali sunma, tartışma başlatma, alıştırma yaptırma, dönüt verme, soru sorma, yönlendirme, danışmanlık yapma, izleme, takip etme olarak sunulabilir. Evet, öğrencinin bu süreçte etkileşim sürecinde öğrencinin zihinsel eylemleri var. Bilgiyi alma, analiz etme, yorumlama, farklı bakış açılarını görme, zihindeki bilgilerle eşleştirme, öğrenmeyi tamamlamış oluyor bu üç tane sac yanını birleştirdiği zaman öğrenciyi tamamlamış oluyor. Öğrenme işlemini tamamlamış oluyor. Evet, etkileşimin anatomisi yani ee, tamamen böyle en ince ayrıntısına kadar düşünecek olursak, materyal var, zamanlama var, bağlantı var, yapılandırma var, tür var, ortam var. Evet, bunlar da etkileşimin anatomisi içerisine girer. Öğrenme sürecinde neden etkileşim? Bir defa etkileşim niçin gerekli? Dikkati uyarmak için, dikkati kazanma için, dikkati sürdürme için. Öğrenme hedefleri hakkında öğrencileri bilgilendirme için bilgiyi temsil etme, soru sorma ve soruları yanıtlama, performans hakkında dönüş sağlama. Evet, neden etkileşim? Etkileşim arkadaşlar bir defa işbirliği, iletişim ve aktif öğrenmeden oluşuyor. Hemen şunu kendimize soralım. Etkileşim olmasa ne olurdu? Evet, dersimiz burada sona erdi. İyi çalışmalar.